Türkiye ve ABD ilişkileri eskisine nazaran çok farklı bir yöne ilerlerken Wall Street Journal'dan ilginç bir görüş geldi. Türkiye'nin itaat etmekten çok uzak olduğu, Türkiye'ye geri kapalı yaklaşımın bırakılması gerektiği vurgulandı. Gelin ABD-Türkiye ilişkilerine onların gözünden bakalım. Amerikan The Wall Street Journal gazetesinde Amerikalı ünlü akademisyen Walter Russell Mead tarafından "Burası dedenizin Türkiye'si değil" başlıklı bir görüş yazısı yayınlandı. Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye karşı nasıl bir politika izlemesi gerektiği üzerinde durulan yazıda şu ifadelere yer verildi. Ankara, Soğuk Savaş'taki gibi sadık bir şekilde Batı yanlısı değil ama yine de önemli bir müttefik. Türkiye, Amerika'nın en önemli müttefiklerinden biridir. Ancak ABD'ye diğer NATO üyelerinden daha fazla zorluk çıkarmaktadır. Başkan Biden bu ayın sonlarında Türkiye Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye hazırlanırken bu önemli ilişki hakkında yeni bir düşünme biçimi geliştirmesi gerekiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı'na yakın bazı milliyetçiler ve İslamcılar ABD'nin 2016'da hükümetini sarsan ve 251 Türk'ün ölümüne neden olan darbe girişimini desteklemiş olabileceğine veya en azından sempati duyabileceğine inanıyor. Türkiye ve çevresi, ABD-Türkiye ilişkilerini hem daha önemli hem de daha karmaşık hale getirecek şekilde değişti. Ancak Washington henüz yeni bir ortaklığın nasıl çalışabileceğine dair bir vizyon geliştirmedi. Ankara'nın dış politikası daha bağımsız ve daha az öngörülebilir olmaya devam edecek. Washington, Türkiye'nin Hollanda, Norveç veya İspanya gibi davranmasını beklerse, ilişki her iki tarafı da hayal kırıklığına uğratır. Haber 7 yazarı Taha Dağlı, "Türkiye ya ABD ya Rusya dayatmasına gelmez" başlıklı yazısında, "Türkiye'nin rotası belli, yönü batı ama Soğuk Savaş'taki gibi direkt itaat yok, bağımsız bir dış politika var, Rusya ile yakınlaşmalar mevcut" dedi. Bugün ABD'nin karşısında Soğuk Savaş ezberini bozan bir Türkiye bulunuyor. ABD yönetimi bunu reddetmeye devam etse de gerçek bu. ABD yönetimi için Türkiye çok çetin bir sınav aslında. Avrupa Birliği ile güçlü ve hatta blok halinde bir ilişki planlayan ABD, Türkiye'yi kendi denkleminin içinde tutamama telaşını yaşıyor. Biden yönetimi Rusya konusunda Türkiye'ye söz geçiremezken nasıl olur da Almanya'ya bunu yapabilsin? Yapma şansı yok. Almanya, Avrupa Birliği'nde ABD'nin Rusya politikalarının önemli bir kısmının dışında kalan bir güç olarak direkt göze çarpabiliyor. Ya da Fransa. Biden yönetimi Avrupa Birliği ile birlikte NATO'yu güçlendirme derdindeyken NATO için beyin ölümü gerçekleşti diyen Fransa Cumhurbaşkanı'nın NATO'ya alternatif Avrupa ordusu planının fikir babası olduğunu da hesaba katmak gerek. Biden yönetimi Rusya konusunda Türkiye'ye söz geçiremezken nasıl olur da Ruslarla Libya'da flört eden Fransa'ya bunu yapabilsin? Biden yönetimi şuna kanaat getirmeli ki artık Soğuk Savaş politikaları işlemiyor, işlemez. Avrupa Birliği ile de Türkiye ile de yeni rotalar çizmeli. Kafa karıştıran can alıcı bir soru var. Ya ABD veya Rusya dayatması? Evet, böyle bir dayatmayı hissediyoruz. Ama Türkiye buna gelmez. Türkiye'nin rotası belli. Yönü batı ama Soğuk Savaş'taki gibi batıya direkt itaat yok. Bağımsız bir dış politika ve bunun içerisinde tıpkı Almanya ile Fransa'nın yaptığı gibi Rusya ile yakınlaşmalar mevcut. ABD, Türkiye'yi Rusya'dan mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışıyor. Aslına bakarsanız Türkiye'de mümkün mertebe Rusya'dan uzak durabiliyor. Daha doğrusu ne zaman, nerede Rusya ile yakın olunacak ya da Rusya'ya uzak durulacak bunu biliyor. İşte bu aşamada ABD-Rusya arasındaki Ukrayna gerginliği göze çarpıyor. Ya Ukrayna NATO üyesi olursa diye başlayan felaket cümleleriyle karşılaşıyoruz. Ukrayna NATO üyesi olursa, ne olur sorusuna Putin çok net cevap verdi. Savaş çıkar. Ama eğer NATO üyesi olursa olabilir mi? Türkiye desteklediğini duyurdu ve bu durumu Türkiye Rusya ile köprüleri attı şeklinde okuyanlar oldu. Türkiye'nin arası Ukrayna ile çok iyi. ABD'nin de arası Ukrayna ile çok iyi.
Ukrayna, Türkiye ile ABD arasındaki kriz başlıklarının dışında kalan önemli bir ortak payda. Türkiye gündeme geldiğinde Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek atarak ABD'nin bu konudaki politikalarıyla uyuştuğunu gösteriyor. Bu konu Rusya'nın canını sıksa da neticede Ukrayna NATO üyesi olmuş falan değil. İş o fasla gelirse Ukrayna'nın NATO üyeliğini veto edecek başka Avrupa ülkeleri çıkacaktır. En başta da Almanya. Bu açıdan bakınca Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda Ukrayna'ya verdiği destek sözü politik bir argüman olarak hem Ukrayna'yla hem de ABD ile ilişkilerimiz açısından değerli. Türkiye, ABD, Rusya, NATO dörtlüsünde aynı durumun Gürcistan konusunda da geçerli olduğunu söyleyebiliriz ve hatta Afganistan'ı da bu denkleme dahil edebiliriz. Evet, S-400, PKK, FETÖ vesaire gibi krizler kolay kolay asla çözülmez. Ama madem Türkiye ABD arasındaki ilişkiler bir şekilde devam edecek, Türkiye'yi arada derede zor durumda bırakmayacak üçüncü ülkelerle kafa kafaya tokuşturmayacak denklemlerin de kurulabileceğini kesinlikle görmeliyiz. Türkiye-Amerikan ilişkilerinde gözler 14 Haziran'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde. Başkan Joe Biden ve Recep Tayyip Erdoğan süregelen gerilimlerin ışığında ilk defa bir araya gelecek. Türkiye'nin sadece ABD ile değil NATO ile olan ilişkilerini de etkileyen en önemli meselelerse Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasıyla patlak veren kriz, her gerilimde gündeme gelen İncirlik Hava Üssü'nün geleceği ve Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin etkileri. Voice of America Türkçe, iki Amerikalı uzman da NATO ekseninde ilişkileri ve beklentileri konuştu. Washington'daki Cato Enstitüsü uzmanlarından Doug Bandle, ABD Başkanı Ronald Reagan'ın özel asistanlığını da yapmış bir isim. Geçmişteki makalelerinde Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açan Bandle, ittifakın ve ABD'nin çıkarlarına destek olmayan bir ülke ile müttefiklik ilişkilerinin anlamsız olduğu görüşünde. Türkiye'nin Soğuk Savaş sırasında büyük stratejik önemi olduğunu, NATO'nun Orta Doğu'daki Sovyet ihlallerini sınırlamaya yardımcı bir destek olarak görüldüğünü hatırlatan Bandle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi çok farklı bir yöne taşıdığını söyledi. Bandle, Rusya'ya çok daha yakın, Orta Doğu'ya en azından Washington'ın çıkarlarına karşı olarak algıladığı şekilde müdahil, Doğu Akdeniz'de diğer NATO üyelerine ve Avrupa Birliği üyelerine karşı yarışacak şekilde aktif, Libya gibi bazı bölgesel çatışmalarda istikrar için zararlı görünen şekilde aktif bir yöne taşıdı. Bu yüzden benim argümanım Türkiye'nin artık bir zamanlar oynadığı rolü oynamadığı, Türkiye'nin bir zamanlar çok stratejik öneme sahip bir müttefik olması hala öyle olduğu anlamına gelmiyor. ABD'nin ve NATO'nun diğer üyelerinin geri adım atıp Türkiye'nin hala böyle bir rol oynayıp oynamadığını sormaları mantıklı olur, dedi. Bandle, Rusya'nın Avrupa için pek çok Avrupalının ve kesinlikle Amerika'nın düşündüğü kadar tehlikeli olmadığını, bu nedenle Rusya ile Türkiye arasındaki ilişki hakkında diğerleri kadar endişelenmediğini kaydetti. Ancak Bandle, asıl sorunun NATO açısından gerçekten tek bir tehdit unsurunun Rusya olmasından kaynaklandığını belirtti. Türkiye'nin Rusya ile muğlak bir ilişkiye sahip olmasının NATO için sorun teşkil ettiğini belirten Bandle, Tanrı korusun NATO ile Rusya arasında bir çatışma çıksa Türkiye'nin ne yapacağı konusu gerçekten bir soru işareti. Bence bu bir Amerikalı ve bir Avrupalıya göre sorunlu bir durum. Türkiye NATO içinde çok aktif. Ordusu NATO operasyonlarına çok müdahil. Türk subaylar komuta yapısının çok içinde. Bu da bence bir sorun. Türkiye büyüklüğü ve silah kuvvetlerinin büyüklüğü açısından önemli. İşinde usta ve kaliteli bir ordusu var. Böylesi önemli bir ülkeye güvenebileceğinizden emin olamamak bu nedenle çok gerçek bir mesele, diye konuştu. Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nin Rusya, Avrupa ve Avrasya Başkan Yardımcısı Rachel Eleus, Türkiye ve Rusya'nın uzun süreli stratejik çıkarlarının uyumlu olmadığını söyledi. Türkiye'nin Ukrayna'dan Çin'e, Libya'ya ve hatta Doğu Akdeniz'e kadar her şeyde zorluklara rağmen Avrupa Birliği, ABD ve NATO ile çok daha uyumlu olduğu görüşünü paylaşan Eleus, bu yüzden Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkinin biraz risk dengeleme olduğunu düşünüyorum. Türkiye, meşru güvenlik çıkarlarının ABD veya NATO tarafından yeterince ele alınmadığını düşünebilir. Bu yüzden bunları ele almak için diğer ortaklara yöneliyor, ifadelerini kullandı. Türkiye-Rusya ilişkilerinin ABD ve NATO için en endişe verici yönü de Ankara'nın Moskova'dan S-400 savunma sistemlerini satın almış olması.
S-400 krizi sürecinde ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamaya başlaması ve Türkiye'nin misilleme olarak Adana'daki İncirlik Üssü'nü kapatabileceğine dair iddialar sık sık gündeme gelmişti. Bu iddia şimdi de Joe Biden'ın geçen 24 Nisan'da 1915'teki Ermeni olaylarını soykırım olarak tanımlaması sonrası gündemde. Bendel bu iddiaları gerçekçi bulmasa da ABD ve müttefiklerinin başka arayışlara girmesi gerektiğini savundu. Bu bilgiler eşliğinde bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.